Leyla'nın sana söylemek istediği bazı şeyler varmış. Seni dinliyorum Leyla'cığım. Özür dilemekten vazgeçtim. Yanlış bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Ne? Evet, kendinize dikkat edin. İnanmıyorum ya, niye böyle yaptı anlamadım. İşte bu, işte bu belgeyle sonunu getirdim seninle. Yaktım çıralı. Ben bu filmle Oscar bile alırım ayol. Ay Grammy, Emmy, Henny, Tony hepsini toplar götürürüm vallahi. Hollywood Grammy mi Revy Buz gelirtiriz gider. Hala Hades'in sihirinin etkisi altında kızlar, o yüzden. Ne güzel sahneye özür dileyecekti. Ve her şey eski haline dönecekti, ne güzel. Ona biraz daha zaman tanımamız lazım kızlar. Her şey düzelecek, söz veriyorum. Ben sadece Leyla'ya zarar vermek istemiyorum. Ya da onun bize zarar vermesine. Merak etmeyin, her şey düzelecek. Şimdi benim gitmem lazım. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz Selena. Hadi gidelim Nazlı'cığım. İşte bu. Her şeyi kaydettim. Artık elimde kesin belgeler var. Yaktım çıranı Selena. Yaktım, mahvoldun sen. Bu olmadı. Bir de bunu deneyelim. Aa, bu da olmuyor. Hadi bakalım, bir de bunu deneyelim. Bu da bir işe yaramadı. Son olarak bir de bunu deniyorum. Bakalım. Evet. En nihayet oldu. Çiçeği kurtardık. Demek ki bu bir Türk çiçeğiymiş. Yüce Onos. Yüce Onos. Ah, Selena. Yüce Onos, o çiçeğe yardım ettiğiniz gibi bana da yardım eder misiniz? Çok zor durumdayım. Neymiş bu zor durum, anlat bakayım. Hani Hades'e ödül olarak verdiğiniz bir kişiyi kötü yapma sihri. Evet. Hades bunu küçücük savunmasız bir kızda kullandı. Leyla'yı kötü biri yaptı. Bunun doğru bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Bence de. Lütfen bunu engelleyin Yüce Onos. Maalesef Selena. Benim için de doğru olan Hades'in kazandığı ödüle müdahale etmemektir. Ama o daha çok küçük. Eğer özünde iyi bir çocuksa doğru yolu bulacaktır. Beklemekten başka çare yok. Umarım dediğiniz olur. Adam. Kimse yok mu? Size çay getirdiydim. Aslında biliydim kimse olmadığını ama ne olur ne olmaz diye şey ettiydim. İşte Fitnat Hanım, size olan aşkımla yanan kalbimi kolye yapıp size getirdim. Fitnat Hanım, bu kolyeyi görünce ona olan aşkımı anlayacaktır. Ama ya anlamazsa? Ya Seyi, Süleyman, Salih gibi alelade biri zannederse? Bu yanlışlığa mahal vermemek için hemen bir kağıda
İsimlerimizin baş harflerini yazayım da güzel olsun. Evet. Sanayi S. Fitnat F. Evet oldu. Fitnat Hanım bunu anlayacaktır. Ama insan da aşkını daha güzel ifade edemez ki. S, F. Neyse artık gideyim de Fitnat Hanım Hanım da gelsin onaran aşkımı görsün. Gideyim. Sevgili dostum Adolf Hitler, Kont Dracula, Karın Deşen Jack ve Freddy Krueger. Verdiğin bu yemek davetini kabul etmekle beni o kadar mutlu ettiniz ki. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş bu en kötü 4 kişisinin şu masanın etrafında oturuyor olması bile beni çalışma şevkiyle ateşliyor. Bitti şön Hades. Asıl bizi yemeğe çağırdığın için biz dankişön. Öyle değil mi Kont? Kesinlikle deyiz. Özlemişim senin sohbetini. Dur hatta seni bir öpeyim. Ah Kont'um beni şımartıyorsunuz. Bu arada kan grubun neydi? Yok. Öpüşmeyelim. Ben grip oldum da size de bulaşır. O zaman seni öpeyim karın deşancığım. Kan grubun neydi senin? Bana bak. Dracula murakula demem deşerim karnını. Beyler sakin olun lütfen. Kontum siz de oturun. Karın deşenecek. Sakla bıçağını. Ben sizin hepinizi düşündüm. Bakın size A grubu RH pozitif çorba yaptım. Ya. Ya. Hadi pıhtılaşmadan hemen için çorbanızı. Evet. Şimdi kadehlerimizi kötülüğe kaldıralım. Lütfen kalkalım ya beyler. Abi. Lütfen. Kötülüğe! Kötülüğe! Hayır Hitler! Hayır anam, hayır. Merhaba canım, ben Müstesna diye birini arıyorum. Böyle senin boylarında body body yürüyen birisi. Buralarda oturuyor dediler de tanıyor musun? He Müstesna teyze, he? İçeride. Burada mı? Ay sürpriz yapalım. Şşş. Canım! Müstesnacığım! Aslanımcığım! Canım benim, seni almaya geldim. Kalk hazırlan, hadi gidiyoruz eve, gidiyoruz. Aslanımcığım, kusura kalmayın ama ben hayatımdan gayet memnunum bak. Müstesnacığım saçmalama. Seni almaya geldim diyorum. Duymuyor musun, işe geri dönüyorsun. Hadi kalk hazırlan. Aslanımcığım kusura kalmayın ama ben yeni bir iş buldum. Yarın gidip başlayacağım. Saçmalama Müstesnacığım. Tanımadığın bilmediğin bir yerde çalışacağını gel bize çalış. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz değil mi? Öyle mi? Birincisi Aslı Hanımcığım, beni siz kovdunuz. Demek ki uzun zamandır çalışmamın, benim sizi tanımamın bir önemi yokmuş. İkincisi de yeni çalışacağım yerde bana daha yüksek maaş verecekler. Bu hiç önemli değil. Biz sana onların verdiğinin aynısını veririz canım. Hem ne zamandır sana zam falan da yapmamıştık, iyi olur. Geliyorsun değil mi? Bu teklifi bir düşünüp değerlendirmem gerekiyor Aslı Hanımcığım. Ay neyi düşüneceksin Müstesnacığım? Lütfen dön, lütfen evliliğin, huzurun, mutluluğun, her şey buna bağlı. Çok önemli, lütfen. Lütfen de ne olur. Tamam, yalvarmayın. Anladım önemli olduğunu. Önemli olmasa burada işiniz ne ki zaten, değil mi? Ama dedim ya, benim bu teklifi bir düşünmem lazım. Ay Müstesnacığım, niye düşüneceksin hala? Bana bak, eğer gelmezsen bu sinirle gidip bütün hırsımı o eziklerden çıkarırım. Hepsini ezerim, ezerim, ezerim. İster misin? Tövbe yarabbim, tövbe. Tamam, geliyorum Aslı Hanım. Ama gülmeyin öyle. Sizin için gelmiyorum. O kızlara daha fazla eziyet etmeyesiniz diye onları korumak için geliyorum. Biliyordum Müstesna. O ezikleri daha fazla ezdirttirmemek için eve döneceğini biliyordum canım. Müstesna, yani insanlığın ölmediğini ispat ettin bana. Ay bravo sana, bravo. Alkış.
Of, sen kimsin ya? Ekleme talebi gönderen göndereni. Ya ilkokul arkadaşımmış. Ben tanımıyorum ki seni. Ay, pok yapan yapana. Dürtmeyin kardeşim. Adam gibi mesaj gönderin göndereceksiniz ya. Of, adam olun. Sen ne yapıyorsun Dilos? Bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Ay, siz demediniz mi birazcık bilgisayarın başına geçip zaman öldürelim diye? Zaman öldürelim dedik ama o bizim için geçerli Coş. Sen zaten sürekli zaman öldürüyorsun. Kaldı ki bu öldürdüğün zamanlar genelde bizim zamanımız oluyor. Yani şu anda yaptığın gibi. Kimse bana bir şey yazmıyor. Siteye giriş yapmazsan olacağı budur. Ne bekliyorsun ki Dilara? Ay bir dakika. Bu siteye giriş de mi yapılıyor? Of Dilara, of. Burada of tuşu mu var? Ay nerede? Ay delireceğim. Ay kim bu çocuk ya? Tanımam etmem. Bir de utanmadan mesaj göndermiş ha. Hoş geldin. Kalk Dilara. Ay niye canım? Ha, bilgisayarın salak ellere geçmesini istemeyiz değil mi? Ha, doğru söylüyorsun. Gel otur. Leyla'cığım ya sen daha iyi bilirsin. Senin Ozan'ı ayırmak için ne yapmamız gerekiyor? Sen kafanı yorma. Ben neden buradayım sanıyorsun? Neden? Selin'e ilkokuldan beri deliler gibi aşık olan bir çocuk var. Yıldıray. Yıldıray mı? Evet Yıldıray. Çocuktan bir sülük. Selin'e de deliler gibi aşık. Kapıdan kovsan bacadan giriyor. Öyle bir manyak yani. Nereden bulacağız onu o zaman? İnternetten. Ben Selin'in şifresini biliyorum. Tek yapmamız gereken Yıldıray'ı bulmak. Süpersin canım ya. Gel. Bakalım. Düşünebiliyor musunuz? Benim gibi üstün bir Alman ırkının yanındaki kazana zenci bir katil vermişler. Rezalet, rezalet. Gerçekten rezalet. Büyük ayıp. Yani sizin gibi bir zata. Ama merak etmeyin, ben bağlantılarımı kullanıp küçük bir şeyler ayarlarım. Ha, dünyada Claudia Schaeffer diye bir kız var ya. O öbür tarafa gittiğinde sizin yanınızdaki kazana vereceğim. Hiç merak etmeyin. Yavol. Yavol, yavol. Hayır Hitler. Hayır Hitler. Adama bak be. Ne kadar megalomanmış. Hayır Hitler, hayır Hitler. Neyse, kendini beğenmişlik de en sevdiğim kötü huylardandır. kontum. Nasılsınız? Beğendiniz mi çorbanızı? Harikaymış. Biraz daha isterseniz kanını aldığımız arkadaşı getirelim. Kıtlama yaparsınız ha. Aa. Ne oluyor orada? Hades. Ve yanındakiler? Drakula. Karın deşencek. Hitler. Ve Freddy. Bunlar birleşmiş ne konuşuyorlar? Kesin çok kötü bir şey planlıyorlardır. Ne yapıp ne edip o masayı dağıtmam lazım. Buldum. Hey millet! Duydunuz mu? Üçüncü Dünya Savaşı çıkmış. Ne? Üçüncü Dünya Savaşı mı? Evet, tam 20 ülke birbirine savaş açtı. Tüm televizyonlar naklen yayınlıyor. Bence bunu kaçırmayın. Bunu kaçıramayız. Kalksak kusura bakmazsın değil mi Hades? Ama yemek yiyorduk. Ah! Benim de gidip izlemem gerek. Umarım Almanya savaş açmıştır. Haylikler! Haylay! Her yerde paramparça olmuş cesetler vardır şimdi. Bunları kaçırama. Bu dehşeti ben de kaçıramam. Ya burada seyrederdik Ütopya plazmasında. Of, bu yemeği organize etmek için ne kadar uğraşmıştım. Daha yeni kötülük projelerimi anlatamadan, fikirlerini alamadan çekip gittiler. Aman canım, şikayet ettiğim şeye bak. Dünya Savaşı çıkmış sonuçta. Üçüncü Dünya Savaşı. Vay be. Ay kötülüklerim yavaş yavaş meyvesini vermeye başladı. Meyveler. Bu ne be? Sanırım senin toplayabileceğin tek meyve bu Hades. Bu ses. Yani Dünya Savaşı filan hepsi bu masadan dostlarımı kaldırmak için öyle mi? Tabii ki de Hades. Bu kötülerle birleşip kötü planlar kurmana izin vereceğimi düşünmedin herhalde. İşte şimdi beni gerçekten çok sinirlendirdin Selena. Çok! O zaman sen de vaktini daha iyi şeylere harca. Belki iyilik yaparsın ha? Sen şimdi görürsün. İyilik meraklısı Sarı Yellows. Sarı Yellows mu? Fitnat beni andı herhalde.
Neyse. Sakın kaçma. Senden kaçan senin gibi olsun Hades. Vay uyanık Karaçalı vay. Fitnat'la arama girmeye çalışıyor. Feyse'ymiş. Hiç yakışıyor mu be? Feyse ne be? Fitnat da Sülük gibi duruyor aynı. Gibisi ne? Sülük zaten herif. Vay uyanık vay. Bir de açıklama yazmış kağıda. Sanki Fitnat Hanım bu kağıtlar öğrenecek. Kime aşık olup olmayacağını. Hayret bir şey. O gayet iyi biliyor zaten kime aşık olduğunu. Şu aptal kolyeyi de çöpe atalım. Esas benim aşkımdan haberi olması gerekiyor Fitnat Hanım'ın. Tamam, beni seviyor olabilir. Ama benim onu sevdiğimden haberi olmayabilir. Evet, o yüzden... FB yazarsam... Fenerbahçe aşkı sanabilir. O yüzden BF yazayım. B. Tamam. Şimdi kağıdı da şöyle masasının üzerine koyalım ki aşkımızdan haberi olsun. En iyi annem bu mu Hades? Konuş Selena, konuş. Birazdan kellen bedeninden ayrılınca da böyle rahat konuşabilecek misin? O ördek kafanı bedeninden ayırmaya geliyorum. Sağ ol Birebolu Bey. Anlaşılan biri fazla Kara Murat filmi izlemiş dünyadayken. İzledim. Ne var? Birincisi... Cüneyt Tarkın her zaman iyilerin yanında olmuştur Hades. Olabilir. O onun ayıbı. Her insan hata yapabilir. İkincisi, eğer taklit edeceksen konuşmasına değil figürlerini taklit edeceksin. Bir kere ben Cüneyt Tarkın'dan daha iyi dövüştüm be. Sana bir şey söyleyeyim mi Hades? Şu yaşında Cüneyt Tarkın buraya gelse senden daha iyi dövüşür. Sağ ol bre Bizans kargası! Eğer kargo görmek istiyorsan aynaya bakman yeterli Hades. Neler oluyor? Dünyadaki işiniz bitti, şimdi gelip Ütopya'da burada dövüşüyorsunuz. Önce o kılıç çekti Yüconos. O da benim masadaki dostlarımın kalkmasına sebep oldu Yüconos. Dostlarım dediği kimlerdi biliyor musunuz? Kimlerdi? Dracula, Karındeşen Jack, Hitler ve tabii ki Freddy. Ya demek öyle. Bu kötü kişileri cehennemden çıkartmak için benden izin aldın mı Hades? Ama çok özlemiştim Yüconos. Ütopya Net'te de bulamayınca böyle bir yemek vereyim dedim. Hem eski dostları aramanın neresi ayıp? Şarkısı bile var. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi, uçup giden kuşlar gibi, yosunu tutan taşlar gibi. Eski dostlar. Aman yeter, yeter. Ayrıca çok kabiliyetsizsin Hades. O şarkı rast makamındadır. Öyle ördek gibi ötüp durma ortalarda. Rast makamındaymış. Çok biliyorsan Bülent Ersoy yerine git bir şarkı yarışmasında jüri üyeliği yap. Efendim? Şey dedim Yüconos. Benim öyle makamla mevkiyle bir alakam yok. Aferin. Zaten mevki, makam boş şeyler, geçici şeyler bunlar. Dünya vazgeçilmez önemli adamların mezarlarıyla doludur. Ne diyordum ben? Hades'e kötü arkadaşlarına yemek verdiği için kızıyordunuz Yüconos. Sen kendine bak be. Benim arkadaşlarım hiç olmazsa işimle ilgili. Peki o Burak denen adama ne demeli? Onunla dünyada gezip tozmuyor musun?
Bir kere sen benim özel hayatıma karışamazsın hadi. Sen de benim dostlarıma karışamazsın. Aman tamam tamam tamam. Hadi ikiniz de dünyaya, görevlerinizin başına hadi. İşte aradığımız sülük bu. Yıldıray Tutkal. Vay be, tam aradığımız tip, 10 numara. Ben bu kadar iyisini beklemiyordum. Siz onu eskiden görecektiniz, bu değişmiş hali. Peki şimdi nerede yaşıyordu? Nerede yaşadığı önemli değil. Ya Selim bu okulda desek hemen gelir. O kadar manyak mı bu ya? Evet. O zaman Selin'in hesabından bir mesaj yazarsak bu iş oldu demektir. Ama bir şey söyleyeceğim. Selin'in hesabından yazarsak Selin fark etmez mi? Ay kızlar özür dilerim ya, ağzımdan kaçtı ya. Özür dilerim Kıvılcım, ne olur. Kesin yediği bir şey dokundu. Normalde bu kadar mantıklı cümleler kurmaz değil mi Dilara? Yani doğru söylüyorsun. Kıvılcım sen kendi hesabından bir mesaj atıp telefon numarasını alırsın. Sonra da klasik. Selin seni çok seviyor. Seni çok özledi. Hiç merak etme canım. Bundan sonra şunu bana bırak. Neyse benim gitmem gerekiyor. Burada oturup birçok kötülük yapma fırsatını kaçırmayayım. Öpücük. Görüşürüz. Bay bay. Ay canım benim ya. Ne kadar kötü değil mi kızlar? Evet, neyse kötülük beklemez. Bir an önce bulalım şu Tutkal Yıldıray'ı. He? Aşkım. Evet aşkım. Aşkım biz hiç ayrılmayalım olur mu? Ayrılmayacağız elbette. Hem zaten bizi ne ayırabilir ki? Bilmem. Ben ayrılmam. Ama sen bir gün bıkarsan benden bilemem. Kim ben mi? Deli. Yani ne bileyim ben belki bir gün buralardan gidersem diye. Sen nereye gidersen ben de oraya tayinimi isterim, tamam mı? Ya tayininin olabileceği bir yer değilse? Olur olur. Senin gidip de benim gelemeyeceğim bir yer asla olamaz. İşte sonunda, sonunda benim deli olmadığımı bütün Türkiye ile birlikte dünya da öğrenecek. O uzaylı cadının ne menen bir yaratık olduğunu herkese ispat edeceğim. Şimdi oturayım da kaydettiklerimi bir güzel izleyeyim. Bu ne böyle ayol? Beyefi. Beyefi de ne ola ki? Yoksa Fenerbahçe'yi temsilen mi bırakmışlar masama, ama ne alaka? O zaman Feybe olması lazım. Bahçe Fener olur, saçma olur. Üstelik ben Beşiktaşlıyım. Ama... Yoksa düşündüğüm şey mi? Evet evet. Ah ne aptalım. Doğru ya. Buran, Bersi, Fitnat'ın felsi. Nasıl anlayamadım ben bunu? Tanrım sana şükürler olsun. Burak Bey'in bana karşı boş olmadığını biliyordum, biliyordum. Utanmış. Sözcüklerle aşkını bana ifade edememiş. Kağıda dökmüş yakışıklığım Tom Cruise'um. Ah inanamıyorum. Tanrım sana şükürler olsun. Bu ne güzel bir gün. Hem Selena'nın uzaylı bir cadı olduğunu bütün dünyaya ispatladım. Hem de Burak Bey bana olan aşkını sonunda itiraf etti. Ay geldiler. Ay canım. Güzel hayatım, canım benim, hoş geldin. Ay bana bak. Güzel güzellerim, çok güzel. Al bakalım bunlar senin. Bunları bana mı veriyorsunuz Aslı Hanım? Tabii canım, dilediğin gibi koklayabilirsin. Geç hadi geç. Bak senin için kırmızı halılar serdikti tüttürdüm Müstesna'cığım. Hadi geç. Ay yok basmayayım Aslı Hanım, kirlenir sonra. Aşk olsun. Sen daha iyilerine layıksın ama bunu bulabildik. Hadi canım bas, çekinme. Ay geç canım geç. Ay yapmayın Aslı Hanım. Ben böyle şeylere alışık değilim. Ay canım benim. Hadi geç bakalım, yürü yavaş yavaş. Geç 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 geç. Geç, evet bakalım. Evimize geldik Müstesna'cığım değil mi? Evet, eve de geldik işte. Al şu teyri. Doğru işine başına mutfağa. Hadi bakayım. Sen de arabayı mı temizleyeceksin? Ne yapacaksın? Hadi. Ay Aslı Hanım. Ha? Allah sizi bana kavuşturdu. Şimdi gerçek Aslı Hanım oldunuz işte. Ne yapıyorsun be? Hadi. Gelir gelmez şey edeceğim. Ya Allah'ım gelir.
Kıvılcım, mesaj gelmiş. Hemen açıyorum. Ay ne diyor ne diyor? Dur sık boğaz etme, açıyorum zaten. Ayvalık'ta oturuyormuş. Telefon numarasını da yazdı kızlar, hemen ayalım şu salı. Ay kızlar çok heyecanlıyım. Selim bu çocuğu görünce rüyasında Selami Şahin'i görmüşten beter olacak. Çalıyor çalıyor. Alo, Yıldıray Tutkal'la mı görüşüyorum? Ben Kıvılcım, Selin'in çok yakın bir arkadaşıyım. Evet Selin'in. Ay dur heyecanlanma hemen. O da seni çok seviyor. Bir bilsen nasıl özlemiş. Onu bunu bırak da sen ne zaman gelebilirsin? Hazırlanmaya başladım bile mi? Kızlar kapıdan çıkıyormuş. Harikasın canım. Bak Yıldıray'cığım, bu benim numaram, tamam mı? İstanbul'a gelince beni ara. Ben seni Selin'le buluşturacağım. Tamam sen. Hadi bay bay. Kızlar bu iş oldu demektir. Selin'in ozanı sonsuza kadar ayırıyoruz artık. Ay kızlar ya, bir şey söyleyeyim mi? Ben bu siteye hala giriş yapamadım ha. Salaksın Dilara ya. İşte bu. İşte bu kaset. Bu kaset aynı zamanda bir uzaylının dünyadaki ilk gerçek görüntüleri içeriyor. Yaktım seni Selena. Artık bu dünyadan defolup gideceksin. Ve ben de senden sonsuza kadar kurtulacağım. Gel. Gel benim güzel meleğim. Gel benim nur yüzlü çocuğum. Sayende harika bir iş hallettim. Bu kaset var ya, bu kaset. İnan ki yavrum, bana bir kamyon dolusu para verdiler, bu kadar mutlu olamazdım. Tabii sen İsrail'de çektin bu kaseti. Sen olmasaydın asla çekemezdim. Canım benim, gel seni bir öpeyim güzel çocuğum. Ah şu güzelliğe bak. En sevdiğim ezik sensin bir tanem benim. Yarın büyük gün. Bu kaseti yarın bütün basın mensuplarını izleteceğim. Ve Selena'nın foyasını ortaya çıkartacağım. Artık bu dünyada barınamayacak. Herkes onun uzaylı büyücü olduğunu görecek. Ve de Burak Bey sonsuza kadar bana kalacak. Ama bu kaset çok değerli. Onun için bu kaseti şimdi kasaya kilitliyorum. Ben böyle bir şey yapmakla doğru bir şey mi yapıyorum acaba? Neme lazım değil mi çocuğum? Çekmeceye falan koyarım, çalınır malınır. Hiç böyle bir riski göze alamam. Bu kaset çok değerli, çok önemli. Ya ne yapıyorum ben? Kafam iyice karıştı. Ne oldu hayatım? Senin bir şey canın mı sıkkın? Aa, yok. Yani ben öylesine bir şeyler düşünüyordum. O kadar derinlere dalmışsın ki. Dünyayı mı kurtaracaksın yoksa? Yok canım. Ya ben kim dünyayı kurtarmak ki? Belli mi olur? Burak Bey, Burak Bey. Merhaba. ben mesajınızı aldım. Mesaj mı? Ne mesajı? O mesajı canım işte. Beyli feyli olan. Feyli beyli olan mı? Pardon ama anlayamadım Fitnat Hanım. Daha açık konuşsanız. Ben anladım durumu, çaktım, merak etmeyin. Neyse artık daha müsait olduğunuz bir zamanda konuşuruz Burak Bey. Ben sadece bir teşekkür edeyim dedim. İyi günler. Fitna tamam. Hediye ettiğim kolyeyi aldı mı acaba? Almıştır tabii. Kağıdı da almıştır. Sevinmiş midir? Bence sevinmiştir. Niye sevinmesin ki? Ben onu seviysem o da beni sevidir. Kalp kalbe karşı derler ya ondan. Fitnat ağam aşma bir karşılık verse o gün bütün katı komple benim olurdu ha. Allah Allah. Çöpleri topluyordum. Çöpün var mı? Var, az bekle verem. İyi bak iyi bak, şurada bir şey görüyorum. Bu ne oğlum? Nereden çaldın bunu lan? Nereden çaldın bunu? Ne çalması be? Fitnat Hanım'ın çöp kutusunun içinden çıktı. Demek ki sevmediği, istemediği bir kolyeymiş ki fırlatıp çöpe atmış. Çöpe atmış ha? Evet. Fıncıtıp çöpe atmış. Kağıdı da onun yanına fırlatıp atmış. Allah Allah. Evet. Acaba neden beğenmedi? Aman canım, nesini beğensin ki bunun? Bu ancak ineklerin boynuna asılır be. Altın kolye mi alsaydım ki? Tüh, keşke altın kolye alsaydım. Evet. Evet. Hadi biz işimize bakalım, hadi. Evet. İşimize bakalım. Evet. Keşke altın kolye alaydım ya. Ay bütün servisler gitti, neyi bekliyoruz biz burada hala ya? Evet ya, neyi bekliyoruz?
Neyi bekliyoruz Mustafa abi? Ha beni bekliyorsunuz. Ne oldu? Gücüne mi gitti küçük hanım? Öncelikle yoklama alındı mı Musti? Servis tamam mı Levent hocam? Güzel. Yola koyulalım Musti. Siz de öyle habeş maymunu görmüş görmesi gibi sırıtmayın. Çıkarın kağıtları yazılı yapacağız. Yok, ama hocam ya okuldan çıktık artık biz servisteyiz. Evet hocam. Okul eve gidene kadar bitmez. Çıkarın kağıtları. Yol problemi çözeceğiz. Çıkardın kağıtları. Haydi bakayım. Bir araç A noktasından B noktasına Mustafa Kaptan yönetiminde yola çıkıyor. Beyaz bir servis. Hızı da hızımız ne kadar Musti? 50 kilometre. Sen kemerini taktın mı? Gerek yok. Nasıl gerek yok beynemez? Asıl sana gerek yok. Tak kemerini. Tak dedim. Evet 50 kilometre hızla yola çıkıyor. Dilara'nın evine gidiyor. Eve giderken de diğer öğrenciler de teker teker evine bırakacak. Cevap bu. Soruyu siz bulun. Soru bu. Teşekkürler Mustafa abi. Görüşürüz arkadaşlar. Nereye gidiyorsun beynemez? Eve geldik hocam. Sınav bitmeden kimse inemez bu arabadan. Önce sınav sonra ev. Ama geldik. Ne yapayım? Okula bu kadar yakın oturmayaydın. 200 metre için servise biniyorsun. Haydi süre başladı. Ama hocam. Aması maması yok. Haydi. Ya niye bir yerlere oturmadık? Hayatım kalabalıkta konuşmak geriyor beni. Nasıl geriyor? Ya ne bileyim bir yere gitsek garson bakıyor, yan masadakiler bakıyor. Olmuyor. Kızlar da sana bakıyor, ne var bunda? Kız başka, erkek başka hayatım. Nesi başkaymış? Kızlar gıcıklığına bakar. Erkekler kendini inandırır, doğasında var. Kendini sana yakıştırır. Allah Allah. Kalabalık ortamlarda geriliyorum işte Selin. Okul da kalabalık ama Ozan. İyi de hayatım okul başka. Ya okulda herkes üniformalı. Sonra herkes seninle çıktığımızı biliyor. Niye baksınlar ki sana? Bak sen profesör olmuş. Bu arada yarın karneleri alıyoruz. Yani hani ben hiç heyecanlı göremedim seni. Niye heyecanlanayım ki? Ne bileyim karne heyecanı. Beni daha az göreceğin için üzüleceksin belki. Ya belki bir şeyler yaparız tatilde. Ya açıkçası şu anda ne tatil planı ne de karne heyecanını düşünecek halim var. Ya ben Leyla'yı düşünüyorum. Biliyorum geçen de geldi konuştu benimle. Aa ne dedi? Ne oldu Selin heyecanlandın mı birden? Yok sadece kötü bir dönemden geçiyor da biraz. Biliyorum biliyorum ya zaten öyle boş boş konuştu. Ne dedi ki? Ya, benimle Kıvılcım'a kötülük yapmak için birlikte oluyormuşsun falan. Ne sen de bunu önemsemedin öyle mi? Aferin sana Ozan. Ne yapsaydım Selin'cim? Büyütse miydim sorun mu yaratsaydım? Ya sen beni sevmiyor musun artık? Selin saçmalıyorsun niye sevmeyeyim ki seni? Yani sana iftira attı ben de bu iftiraya inanmadım. Ne var bunda? Ya insan hiç olmazsa bir doğru mu yanlış mı diye merak eder. Doğru olsa herhalde şu anda burada olmazdın değil mi? Olabilir küstüm sana. Sen de küsecek yer arıyormuşsun yani. Tam sömestr öncesi bravo. Tamam tamam. Ya seni affettim de acaba Leyla'yı bu kadar kolay affedebilecek miyim? Bizi çağırmışsınız Yüce Onos. Evet çocuklar. Tam da dünyada çok güzel bir kötülük yapıyordum Yüce Onos. Yarım kaldı. Ne olmuş? Yani eşi diyorum o yarım kalan kötülüğü de deftere yazsak. Biliyorsunuz 3 puanlı sistemde yapılan bir kötülüğün bile çok önemi var. Zırvalamayı kes Hades. Onun hayatı zırvalayarak geçiyor. Nasıl kesebilir ki? Sen kendine bak be. Bana bakın. Buraya sizi didişmeniz için çağırmadım. Şşt bak Yüce Onos çok kızıyor. Buraya gelmeden önce kütüphanede bundan önce dünyada görev yapmış Ütopyalılara ait raporları inceliyordum. Hiçbirinin benim kadar başarılı olmadığını gördünüz değil mi Yüce Onos? Hayır görmedim. Sadece bildiğim bir şeyi hatırladım. Sizi uyarmak. Nedir Yüce Onos? Dünyada Ütopyalı olduğunuzu deşifre etmemeniz konusunda. Biliyorsunuz önemli güçleriniz var. Bundan 12 bin yıl önce dünyada görev yapmış bir Ütopyalı'nın başına çok kötü şeyler gelmişti. Merak etmeyin Yüce Onos. Ben bu konuda çok dikkatliyim. Sırrımı sadece 3 küçük kız biliyor. Onlar da beni asla ele vermezler. Ben de zaten dünyada görünmezim Yüce Onos. Beni kimse deşifre edemez ki.
Ben söyleyeyim de. Bir Ütopyalı'nın başına gelebilecek en kötü şey, dünyalılar tarafından Ütopyalı olduğunun anlaşılmasıdır. Gidiyoruz. Horozcuğum, horozum, ben geldim. Geldim. Ne oldu? Afrodit, biraz parfümü fazla sıkmışsın sanki. Beğendin sen galiba. Veririm sana sonra adını. Sen de kullan, iyi gider. Afrodit, senin ne işin var burada? Ne işim mi var? İşlerim var. Espri. Ya Horozcuğum, şimdi şey yapıyordum, bu Gizemli Güzellik Sırları kitabını inceliyordum. Neyse, bu konu değildi. Evet, şey başım büyük bir dertte. Yani kafam. Dertte mi? Evet, dertte. Niye? Niye mi? Ben bir kere dünyaya gitmiştim ya senin yerine. Unuttun mu yoksa? Seni gidi unutkan. İşte dünyaya gittiğim zaman kesin anlamışlardır dünyalılar benim dünyalı olmadığımı. Olamaz. Peki ama nasıl? Yani yüce Horozcuğum, dünyada şu güzellikte, şu boyda, şu posta, şu alımlılıkta bir dişi olamayacağına göre kesin anlamışlardır benim dünyalı olmadığımı, değil mi? Yani yüce Horoz, sizden yardım istiyorum. Bir tek siz bana yardım edebilirsiniz. Biliyorum tabii ki evrendeki güzel bir kadın, yani en güzel kadın olmanın bedelinin ağır olacağını, bunu ağır ödüyorum. Makyajım akabilir, ağlamamalıyım. Dur, gülüyorum şu an, ağlamıyorum. Eline sağlık müstesna. Afiyet olsun Ekrem Bey. Ay canım, müstesnacığım, nasıl özlemişim senin yemeklerini yemeyi, bir bilsen. Ay. Değil mi, değil mi? Artık sen Ekrem'i hoş göreceksin müstesnacığım. Malum azgın teki yaşına geldi ya, tutturdu müstesnayı kovalım, yerine Rus hizmetçi alalım diye. Aslı. Yalvardım, inan bana, nasıl yalvardım. Yapma etme Ekrem'cim dedim. Müstesnayı nasıl kovarız dedim. O bizim her şeyimiz, ailemizden biri. Elimiz ayağımız, yapma dedim, etme dedim ama. Aslı. Tutturdu illaki Rus hizmetçi istiyorum diye. Aslı, sen ne dediğini biliyor musun? Hayatım merak etme, müstesna da seni affetti zaten, değil mi müstesnacığım? Tabii zaten sonuçta her insan hata yapabilir. Önemli olan yaptığı vicdansızlığın, saçmalığın farkına varıp hatasından geri dönebilmesidir. Değil mi Ekrem Bey? Evet. Evet tabii, bence de. Ay, bence Olga senden daha becerikliydi. Hem sen artık yaşlandın. Ay, aynen katılıyorum ama kocam elden gidiyor diye. Ne biçim konuşuyorsun Leyla'cığım? Aa, çok ayıp. Terbiyesizlik etme bakayım. Terliğimi tersle böyle ağzına vururum seni. Yapma öyle şeyler. Ben mutfağa gidip ortalığı toparlayayım. Müstesna teyze. Leyla'nın söylediklerini ciddiye almadın değil mi? Yok evladım, belki de o haklıdır, ne bileyim. Hiç olur mu öyle şey? Hem sen Leyla'nın seni ne kadar çok sevdiğini bilmiyor musun? Ya o sadece bu aralar biraz zor bir dönemden geçiyor da, hani kendi de bilmiyor ne dediğini.